Asıl felaket gönlün ölmesi, kalbin ölmesi. Berrana ala gulubihim. İşlenen günahlar yüzünden kalp katılaşa katılaşa taş gibi oluyor. Sohbet tesir etmiyor. Göz gözünden akmıyor. Kalbinde ciddi bir ruhani his, rahmani his gerçekleşmiyor işlenen her bir günah kalpte siyah bir nokta bırakarak ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Camilerde vaiz efendiler vaaz veriyorlar. İşte televizyonlarda en güzel sohbetler takdim ediliyor. İstediğiniz en kutsi beyanlar internetten aran aranılınca bulunuyor. Ama kalbimize tesir etmiyor. Dünyaya ahireti kazanmaya geldiğini düşünen insan herhalde her dem iç alemini bir murakabe etmeli. Sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulullah diyor kalbim katılaştı. Kalbim katılaştı. Bana bir çare. Efendimiz diyor ki git yetim başı okşa. Yetim başı okşa. Yetimin boynu bükük yetimin, anası babası olmayan bir çocuğun ona temasınızla onun o haleti ruhiyesi sizin aleminize geçer. Ve sizin aleminizde bir kalpte bir bomba patlar. Kasavet bağlamış kalp cederleri patlar ve yumuşar. Sohbet tesir etmeye başlar. Kur'an tesir etmeye başlar. Hadis tesir etmeye başlar. Yani bir cuma gelecek, bir yanık sela duyulacak, bir cenaze taşınacak, yıkanırken el dokunacak yahut Ramazan gelecek, kurban gelecek. Kalp biraz yumuşayacak. Cenab-ı Allah hakikaten basiretimizi açsın. Ölüler ibadet etmez. Ölüler ibadet etmez. Yani ne zaman ne zaman ne zaman efendim diyor ki bir kul Ramazanda da kendini affettirmezse ne zaman affettirmeye çalışacak? İşte yaşımız geldi 50, 60, 70 gidiyoruz. Ne zaman öleceğimiz meçhul. Öleceğimiz kesin. Her an son nefes olabilir. Son aldığımız, son verdiğimiz nefes olabilir. Her gece son gecemiz olabilir pek çok arkadaşımızın son gecesi oluyor. Ve bu dünyaya biz ebedi ahireti kazanmaya gel geldik. Yani fani dünyada baki ahireti kazanmaya geldik. Sırat burada geçilecek. Cennete burada girilecek. Cennetteki makam burada elde edilecek. Kiminle dostluk kuracaksın? Kiminle arkadaşlık kuracaksın? Burada belli olacak. Yani her şeyimizi sigortalattırıyoruz ya artık. Her şeyimizi sigortalattırıyoruz. Güven. Yarına güvenle, emin adımlarla gitmek istiyoruz. E, en önemli meselem imanla ölmem. En önemli meselem Muhammedice yaşamam. En önemli meselem Abdullah olmam, Allah'a kul olmam. E, bu konuda ne gayret gösteriyoruz? Çocuğun matematik hocasını tuttuk, fizik, kimya hocasını tuttuk. Biyoloji hocasını tuttuk. Çocuğun gidişatından anlaşılıyor ki sen büyüyünce seni huzur evine koyacağım diye bakıyor. O bakışı alıyoruz. Boşuna bana güvenme ihtiyarladığında ben sana bakmam. Havasını alıyoruz. Çünkü fizik, kimya, biyoloji hocasını bulduk ama ruh hocasını bulmadık. Kemalat hocasını bulmadık. El mer'u me'amen ehabbe. Dost dostu ile beraberdir. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Efendimiz bunu mükerreren, en vazıh en açık, en net, en sarı, katışıksız, mutlak beyan ediyor. Beni cennete taşıyacak, beni Rıza-i ilahiye taşıyacak, beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a taşıyacak arkadaş. Yani arkadaşlarımız kadarız. Hazreti Ebu Bekir'in arkadaşı Hazreti Muhammed, Hazreti Ömer. Bizden daha ileride bizi rızayı ilahiye götürecek. Bizi kıbleye döndürecek, Kabe'ye götürecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun kitabı Kur'an'a götürecek arkadaş.